O bak ben sınavdan ilk girdiğim sınavda 3. sınıfta gittim ben o sınıfa, tamam mı? Annemin de uzaktan akrabasıymış, tanışıyorlarmış falan. Tanıştılar. Annem de klasik Türk annesi. Eti sizin kemiği benim hocam. Dilediğiniz gibi gömün falan demiş hocaya, tamam mı? Ben ilk sınavımdan 75 aldım. Tarih sınavıydı, çok iyi hatırlıyorum. Hoca da iyi diye doldurmuşlar çocuğu. Var ya, bir sırada 3 kişi oturuyoruz. 95 kişi amına okuduğumuz sınıfı. 95 kişi sınıf. Sınav sonucu geldi, 75 almışım. Hoca kaldırdı beni, Ahmet, kalktım. 75. Getirdi kağıdı. Suratı nasıl asık? Gel. Verdi elime. Dedi, suratıma tükürdü. Dedim, ne oluyor? Amına koyayım, ne oluyor? Ne oluyor lan dedim. Dedi bana böyle. Dedim, ne oluyor? Senin dedi, baban dedi doktor dedi. Sen yakıştırıyor musun kendine dedi. Şimdi o zaman doktor çocuğu olmak, o zaman o kadar üniversite yok tabii, CHP dönemi. Doktor çocuğu olmak büyük prestij. Sınıf 95 kişi, 2 doktor çocuğu var. Paso bize şey diyorlar, bunlar doktor çocuğu. E ne yapayım amına koyayım yani? Ne yapayım amına koyayım? Senin baban doktor dedi, sana yakışıyor mu dedi. Böyle başarısız bir öğrenci olmak dedi. Puh amına koyayım dedi böyle hoca. Yani şok yani, bir daha tarihe olan bütün ilgimi kaybettim. Net gitti, benim için tarih bitti yani. Net. Ondan sonra ben üniversitede tekrar tarihe merak saldım. Anladın mı? Çok pis bir hocaydı ya. Bir gün gittim okula. Boynum tutulmuş. Aa, nasıl tutulmuş? Kafamı çeviremiyorum. Kafamı çeviremiyorum. Tamam mı? İğrenç tutulmuş. Annem fıs fıs bir şeyler sıktı, gönderdi. Gitmeyi versin amına koyayım. Üçüncü sınıfa giden çocuk zaten. Ben üçüncü sınıfa giderken kaç yaşındaydım zaten? Hesap yaparsam 8 yaşımdaydım ya, 9, 9 bile olmamıştım sanırım. 3. sınıfa gidiyor çocuk. Lan gitmeyi versin bir gün amına koyayım. Bir gün gitmeyi versin çocuk. İlle gideceğim. Gitmezsem öleceğim zannediyorum okula gitmezsem. Abi oturdum. Kafayı çeviremiyorum. Hoca bir şey yazıyor, böyle dönüyor. Bu yabani gibiyim. Neyse. Hoca dedi ki, ne oldu Ahmet dedi, ne şekilden şekile giriyorsun dedi, bir de yaramazım diye en öne oturtmuş. Niye dedi şekilden şekil? Hocam dedi, boynum tutuldu, kafamı çeviremiyorum. Geldi, sana yemin ediyorum, tutulmuş kafamı. Dedi sen yalan söylüyorsun, dikkat çekmeye çalışıyorsun falan dedi. Böyle çeviriyor, masayı tutuyorum böyle, var ya bayılacağım ağrıdan, acıdan bayılacağım. Bayılacağım, kafamı çeviriyor böyle, nasıl tutuyorum, nasıl kıvranıyorum. El kadar çocuğum. Amına kodum. Orospu. Bak çok çok beddua ettim ya. İnşallah tutmuştur hepsi. Sen var ya, hayatımda gördüğüm en aymaz girmek abi bak. Sinirlerim çok bozuluyor ya. Çok yaşlanmıştır ya. Belki de ölmüştür, bilmiyorum. Hakikaten bak, hayatımda tek insana tutsun diye beddua ettim. İlkokul hocamdı abi. Yani her yeri tutmuştur inşallah. Her yeri tutmuştur. Gireceğim ya. Affetti ya benim özgüvenimi falan. İçine sıçtı abi. Ben ilkokuldan ortaokula geçtiğimde yeni bir insan olarak doğdum. Yani o ortaokula geçtiğimde o ilkokuldan kurtuldum ya. Böyle çıngıraklarla falan gittim ben ortaokula ya. Allah'ım kurtuldum o hocadan falan diye yani. Direkt kendime reset attım abi. O 3 yılı yaşamış olmak iğrençti yani. 3, 4, 5. sınıf. Yani Allah'tan ilk şunu diledim. İnşallah dedim çocuğu olmaz. Olmadı sanırım hiç. Bildiğim kadarıyla. İnşallah dedim çocuğu olmaz. Çocuğu olursa dedim o çocuk neler çekecek. Allah kahretsin. Anladın mı? İlk bedduam buydu yani. Tuttu. Bilmiyorum nasıl tuttu, bilmiyorum. Of. Vidanjör. Ne bozuldu baba. Ya hatırladıkça böyle şey diyorum yani. İlkokul hocam. Birinci sınıf. Kardemir Demirçelik.
Karabük, ilk öğretim okulu. Karabüklüler bilir. Ne yaptı ki? Anlattım abi az önce. Kardemir Demir Çelik'te okudum ben. O da öyle bir okuldur ki, o okulda normalde Demir Çelik'te çalışan mühendislerin çocukları okur. Böyle İngiliz çocukları falan vardı bizim okulda. İngiliz mühendisler vardı çünkü. Hatta bu İngiliz mühendisler Türkiye'deki ilk snooker bilardo masasını onlar getirtiyor yurt dışından. Snooker oynamak istiyor herifler. Çalışıyorlar Karabük'te, düşünsene. Türkiye'ye gidiyorsun, İngiliz mühendisi Karabük'te çalışıyorsun. Bari snooker oynayalım. Bizim snooker masası getirtiyor. Türkiye'nin ilki mesela bu. Neyse. Onların çocukları falan da vardı ve sınıflar hep böyle. Bir tane ana sınıfı, bir tane birinci sınıf, bir tane ikinci sınıf, bir tane üçüncü sınıf. Tamam mı? Karşının ortasında aynen. Şeye çok yakın. Tiyatrodan bozma bir tane sinema var. Hayatımın ilk sinemalarını orada izledim zaten. Tamam, böyle abi. Her sınıftan bir şube var. Asla ikinci şube yok. Neyse abi. Orada birinci sınıfta bir mübeccel hocam vardı. Abi. Kadın var ya bak, hayatında gördüğüm en iyi öğretmendi. Mübeccel hocam. Artık çok yaşlanmışsınızdır. Belki ölmüşsünüzdür. Allah'ın, Rabbim melekleri yanınızdan eksik etmesin. Siz bir vizyonerdiniz. Siz o zamanlar sen bana diyemezsin. 94-93 yıllarında o zamanın CHP Türkiye'sinde manyak gibi vizyoner, süper beyni çalışan, çocukları muhteşem motive eden harika bir kadındınız ya. İnanılmaz bir kadındı ya. Nasıl biliyor musun? Şöyle, ben biraz okula erken gittim. Ablamı çok kıskanıyordum. Ablamı çok kıskanıyordum. Okula gidiyor lan. Kız her gün okula gidiyor amına koyayım. Ben evde oturuyorum. Sinirlerim çok bozuluyor. Çünkü biz ikiz gibi büyümüşüz. Ama benim bir yıl sonra gitmem lazım. Ablam okula gidiyor abi. Ben kıskanıyorum bunu. Ben bunu kaldıramıyorum. Bana çok koyuyor. Neyse abi. Gittim baba. Erkenden. Okula. Şimdi ben dersi dinlemiyorum ki abi. Oyuncak götürüyorum okula. Böyle sırada oyuncakla falan oynuyorum. Saçma sapan oyuncak da oynuyorum. Neyse bir gün annem gelmiş okula. Böyle. Camı olur ya kapıların. Camdan bakmış. Ben dersle alakam yok amına koyayım. Oyuncakla oynuyorum. Hocaya demiş ki, şimdi diyorum ya annem, bak Amerika'da Tiger Mom derler. Genelde Asyalı çocukların annesidir. Tiger Mom nedir? Çocuğunun akademik olarak sıkabileceği bütün suyunu sıkar. Böyle alır, böyle o suyu sıkar böyle, tamam. Ya çocuğun IQ'su 50 ise 50 IQ'da yapılabilecek maksimum puan, maksimum başarıyı kovalar. Benim annem tam bir Tiger Mom. Asla geri adım olmaz. No regret. No pause abi. Hır yani, anladın mı? Tam bir Tiger Mom. Daha birinci sınıftan Tiger Mom'luk yapılır mı ya? Neyse. Ders bittikten sonra hocanın yanına gidiyor annem. Diyor ki, hayır sakın havlama, bak sıçarım ağzına. Sıçarım senin ağzına. Hocaya diyor ki, hocam diyor. Çocuk diyor, benim oğlan diyor sizin derste oyun oynuyor. Hani oyuncaklarla falan oynuyor. Ya cidden annem oyuncaklarımı alırdı. Ben tükenmez kalemlerini birbiriyle dövüştürürdüm. Öbür tükenmez kalemi alıyorum işte, onun kılıcıymış gibi falan saçma sapan oyunlar oynardı. Neyse. Ya bizim çocuk diyor herhalde diyor mal, yani dersle hiç alakası yok. Balık olamaz. Niye izin veriyorsunuz böyle bir şeye diyor. Mübeccel Hoca da diyor ki, hanımefendi diyor, çocuğunuz daha bebek. Ne istiyorsa onu yapacak. Ayrıca Ahmet diyor, sorduğum her soruya anında cevap veriyor diyor. Benim için bir sıkıntı yok diyor. Annem de hemen diyor ki, Tiger Mom ya. Annem de hemen diyor ki, daha iyisi olamaz mı yani, çalışsa mesela. Sınıfının birincisi olsa falan. Kadın da diyor ki, ya ne bileyim. Niye birinci olacak ki diyor bu çocuğun. Birinci mi? Bizim sınıfımızda birinci diye bir şey yok diyor. Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Siz diyor deli misiniz? El kadar çocuk neyin yarışına girecek?
Betçal hocam, siz vizyoner bir kadındınız ya. Keşke ilkokul hayatımın hepsini sen okutsaydın. Ama sonra nakli mi çıktı, emekli mi oldu? İkinci sınıfta o yoktu. Hatice diye bir hocam vardı. Girdiği ilk derste çorabı yırtıktı. Muz çorap giymişti. Muz çorap mı ne deniyorsa artık ona. Çorabı yırtıktı. Hocam çorabınız yırtık dedim diye ağlayarak müdüre gidip beni şikayet etmişti. Hatice hocacığım, biliyorum gençtiniz ama yani böyle şeyler bekleyeceksiniz. Çocuğuz en nihayetinde. Anlatabiliyor muyum? Yırtık çorapla gelmeseydiniz siz de amına kodum ilk gününe okula yani. Ayıp denen bir şey var. Ben orada saygı bekliyorum. Ben orada öğrenciyim. Ben müşteriyim. Ben öğrenciyim. Sen bana saygı duymazsan ben sana niye saygı duyayım? Ama ben bayağı dalga falan geçmiştim. İkinci sınıftayım. Taşak geçiyorum hocaya. Sonra müdür odasına çağırmıştı. Çay içmiştik. Kadın bayağı alınmıştı ya. Abdullah geldi. Abi Eyayayık diye bir yayıncı var. Hiç izlenmiyor destek. Abdullah siktir git artık. Benim de lisede bir kimya hocam vardı. O da beni delirtmişti böyle. Mezun olacağım sene kadın 45 yaşında ilk çocuğunu doğurmuştu. Mezun olduktan bir süre sonra duydum ki kocası boşamış. Bunu nasıl sevindim anlatamam. Benim de kimya hocamla bir münasebetim var. Lise 1'deyim. Sınıf atlamışım. Bir tane sınıf okumadım. Yani bizim dönemdeki yeni çocuğum ben. Bildiğin yeni çocuk. Yani hocaları tanımıyorum, ortamı tanımıyorum, kimseyi tanımıyorum, tamam mı? Bir de ufağım herkesten. Herkesten en az 2 yaş falan küçüğüm yani. Neyse. Sınava girdik. Ama ben o kadar alışkın değilim ki. Çünkü liseye kadar ben hiç çalışmadan her dersten yani 100 üzerinden en az 80-85 alıyordum. Çok net. Çünkü hani o zamana kadar öğrendiği şeyler hep böyle mantıksal şeyler. İşte denklemler, işte fiziğin ana kuralları, işte hız, ivme, cart, çurt ve basit şeyler, anladın mı? Liseye bir geldik böyle kimyada antin kuntin şeyler öğreniyoruz. Not da almıyorum, ders de çalışmıyorum. Ama geçerim ne olacak, ben çok zeki falan diye takılıyorum. Kanka bir girdim ilk sınava, 25 aldım. Bak hayatımın ilk 25'i. 25 aldım. Ananı sikeyim, böyle bir yıkılmak yok. Böyle eve gidiyorum, aynaya bakıyorum böyle. Ha ben zeki adam değil miyim? Ananı sikeyim. 25 ne ya? Anneme nasıl açıklayacağım diyorum ya. Çak 25. Al gibi kendime bakıyorum. Odaya gidiyorum, ağlıyorum falan. Annem geldi dedi, kaç aldın dedi. Ablamla da aynı anda giriyoruz ya sınavlara. Ablam alıyor tabii 85, 90, 95. Çat gidiyor anneme söylüyor. Şak gidiyor anneme söylüyor. Hiç beklemiyor ki benim kardeşim belki bok gibi puan almıştır. Dur ben söylemeyeyim diye. Ve sınıf atladığım için ablamla aynı anda okuyoruz. Neyse. Ablam tak anneme söylüyor. Anne çaktım 90'ı. Aferin benim kızıma. Acı kuku kuku. Biz yarrak başı gittim dedim. Anne valla işte 25 aldım. Aldım değil. Bu bir dakika, bir dakika. Hepimiz öğrenci olduk. 25 aldım diye bir şey yok. İyi not alırsan aldım dersin bak. Anne 95 aldım. Ama kötü not alırsan sanki haberin yokmuş gibi. Hani sınava dayı oğlu girmiş gibi. 30 almışım. Hocaya göre, bana göre değil. 30 almışım. Yarram 30 ya da hoca 30 vermiş. İşte, hoca kafasına göre vermiyor. Hani benim olayla hiçbir alakam yok. 30 işte almışım. Neyse. Anneme dedim ki 25 almışım. Annem şöyle bir baktı. Ablama baktı. Hani bu çocuk mal mı dermişçesine. Ben hiç beklemediğim bir şey. Çünkü ben annem 90 aldığımda kızan bir insan. Yani 90 aldığımda 95 niye almadı? 95 aldığımda 100 niye almadı? 100 aldığımda peki. Annem böyle. 25 aldım dediğim zaman şöyle bir baktı.
Oğlum dedi, sıkıntıların mı var? Ergenliğe mi girdi? Seni psikoloğa falan mı götürelim dedi. Ya dedim işte öyle boşluğuma geldi. Ergenliğe mi girdin? Aklın sikinde mi gibi bir şey demeye çalıştı orada anne. Dedim işte yani boşluğuma gelmiş. Daha böyle bir şey duymayacağım dedi. Asla dedi. Asla. Ama o asla deyiş var ya hani bir daha böyle bir şey duyarsam Lucifer'in oğlunu çağıracağım. Beraber siktir olun gidin hangi cehenneme gidiyorsanız. Ya asla böyle bak. Gözler kısıldı. Asla. Asla'yı duydum. Ben dedim ki tamam arkadaşlar bir dakika kendime geliyorum. Ne oluyor amına kodumun yerinde? Tamam mı? Annem direkt Oh yeah. Hitler'in ev versiyonu yani. Buradan 6. sınıftaki Mustafa Hoca senin ben gelmişini geçmişi sikeyim amk evladı insan çocuk konuşuyor diye kafaya iki ansiklopediyi koyup kafasına vurur mu lan piç bir de amk evladı üşenmeden niye taşıyorsun? Neyse Oğuzcuğum. Abi ondan sonra ikinci sınava. Ben bir hazırlandım var ya arkaya montaj müzik versen. Böyle Rambo'nun hazırlandığı sahneler vardır ya böyle ya da Emrah Dayak Yer Türk filminde. Sonra kas çalışır. Aynı onun gibi abi. Kimyanın anasını sikiyorum. Ama bak öyle böyle sikiş değil. Öyle bir sikiyorum ki kimyayı yani şey modundayım. Beni Akdeniz Üniversitesi'ne yazdırın. Oradaki kimyacıyla VS atacağım. Amına kodumun profunu getirip bu seviyedeyim tamam mı? Böyle bir gaza gelmişim. Patlatıyorum yani. Sinirlerim çok bozuk. Açtım bir küçük rakı falan. Sikiyorum tamam mı? Bayağı coşmuşum. Abi sınava girdik. Sen 8 mi aldın ne? İkinci sınavdan. Porno. Yani. Kağıdı böyle. Oğlum sen bir gelsene. Sen bitiriptesin. Porno kardeşim. 95 mi aldım? 98 mi aldım? Kaç aldım hatırlamıyorum. Sultan hocam sağ olsun. Bu arada çok efsane bir hocaydı. Hoca dedi ki okudu puanları. Şöyle gözlüğünü çıkardı masaya koydu. Ahmet kimden kopya çektin dedi. Ben böyle şok. Hani tamam. Dersin içine sıçarım. Şımarığım. Haylazım. Ama kopya mopya bu tip şeylerde işim olmaz. Din sınavı hariç. Ben böyle çok şey oldum. Sinirlerim bozuldu tamam mı? Titremeye başladım. Hocam dedim kimseden kopya çekmedim. Alın teri falan dedim böyle. Dinozor. Hoca dedi ki yok dedi sen dedi imkanı yok. Yani ilk sınavdan 25 almışsın şimdi. Nereye 98 alıyorsun falan. Böyle ağlamaya başladım tamam ağlayarak konuşuyorum. Hocam beni böyle şeylerle itham edemezsiniz tamam mı falan diyorum ama elim titriyor böyle. Falan yapıyorum böyle. Hoca dedi ki ama gayet hiç istifini bozmuyor. Ben ağlıyorum böyle ve titriyorum falan. Hoca hiç istifini bozmuyor. Ezik ezik ağlıyorum ben orada. Sinirim çok bozuldu abi. Çok sinirlendim. Dedi ki oğlum dedi senin dedi bu notu alma imkanın yok dedi. Sen kimden kopya çektiğini söyle dedi. Yoksa seni tek başına disipline yollayacağım dedi. Ben de şey böyle nasıl gaza gelmişim böyle. Sınıf gülmüyor bu arada ha. Çok pis dayanışma vardır. Antalya Anadolu inanılmaz. Kimse gülmez. Herkes böyle kafayı öne soktu. Çünkü hoca ile öğrenci arasında bir şey yaşanıyor. Hani çok bir şey olursa onlar beni destekler. Asla yani. Kimse satmaz orada arkadaşını. Neyse abi moralim çok bozuldu falan şey dedim. Hocam dedim kaldırın dedim beni. İstediğiniz her soruyu soracağım. Çözemez, her soruyu çözeceğim. Çözemezsem de şerefsizim. Şimdi kaldırın dedim tamam mı? Tamam dedi hoca. Kaldırdı beni tahtaya. Tahtadayım ama hala ağlıyorum böyle. Kıpkırmızıyım sinirden. Çok sinirlendim yani. Hani ilk kez hayatımda bir şeye emek harcamışım. Çünkü dediğim gibi ben çok tembel bir çocuktum. Hani derste öğrendiğimde götürüyordum gayet çat 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 vuruyordum gol oluyordu yani. İnanmayanlara getiririm ortaokul arkadaşlarımı, lise arkadaşlarımı.
İlkokul arkadaşlarımı getiririm. Gerçi lisede öyle çok çat çat gol olmadım ama yatarak en azından. Dedim gönder. Gönder combo yapacağım dedim. Çıktım abi şeye. Tahtaya. 6 soru sordu. 5'ini eksiksiz çözdüm. Ama var ya böyle çözdükçe güvenim yerine geliyor. Gözyaşlarımı siliyorum. Çözdükçe böyle hırslanıyorum, tamam mı böyle. Her çözdüğümde böyle koydum mu falan, ama hoca hiç istifini değiştirmiyor. Böyle gözlüğünü takıyor. Yeni soru yazıyor. Oturuyor, kalkıyor. Yeni soruyu soruyor. Ha, takır takır. Tamam, oturabilirsin dedi. Gittim oturdum böyle. Böyle helal olsun lan Ahmet'e. Helal lan falan. Oturdum, Şükrü vardı yanımda böyle. Helal lan. Böyle tamam mı? Koydum ya falan oldu. O kadında hiç istif bozma yok yani. Hiç, sıfır. Umurunda değil. Sanki böyle hiçbir şey olmamış gibi. Ders bitti. Ahmet dedi benimle dedi öğretmenler odasına kadar yürür müsün dedi. Yürürüm hocam falan. Kalktım böyle. Gittim böyle hocaya yürüyoruz. Kusura bakma dedi, ben dedi ilk kez böyle bir şey görüyorum dedi. Yani bizim okulda dedi öğrenciler dedi genelde dedi çok başarılıdır dedi. Hani bu kadar başarısız olup da yükselen görmedim ben dedi. Hocam dedim bundan sonra bütün dedim şeyler, sınavlar böyle olacak dedim. Gözüme de 5-5-5 vermişti hocam. Kurtardı yani orada. Karneye kötü not düşmeden kurtardı yani. Efso. Efso kadındı. Ondan sonra çok kanka olduk. Kimyaya olan ilgim onun sayesindedir. Bir de Jet Cemil. Jet Cemil hocam. Ya comeback is real abi. Attık comeback'i yani. Nereden geldik bu konuya bilmiyorum. Ben de 5 sene en ufak bir şeyde üstümüzde tepinip yerde sürükleyen bir öğretmenin öğrencisiydim. O orospu çocuğunun sebep olduğu özgüvensizliği atlatmam bayağı zor olmuştu. Doğrudur Fingolfin. Ya Kazem hoş geldin. Jet Cemil'i Antalya'da okuyan varsa tanıyan vardır abi. Jet Cemil. Siz Jet Cemil'e beni bir sorun abi. Beni Jet Cemil'e sorun. Bak benim kimya hocam da diyor. Sen beni Jet Cemil'e bir sor. Biz hala görüşüyoruz ha Jet Cemil'le. Biri Jet Cemil'di hocalarımın dershanedeyken. Birisi Ferhat Yıldız. Şimdi okulu var adamın. Zengin oldu amına koyayım. Onunla da hala görüşüyoruz. Ya her türlü kimya kapışırım. Bu arada MasterChef izleme lütfen. O sikik herif aşırı sinirimi bozuyor. Yolda görsem de Murat'ı mı diyorsun? İyidir ya. Jet Cemil iyidir. Oğlum benden zengini var mı? Herifin okulu var diyorum lan. Özel okulu var. Para için de kulaç atıyordur oğlum o. Ferhat Yıldız hocam. Oğlum var ya böyle yürürken yanlışlıkla Mercedes S bilmem ne mi? Ya, çek onu ya şuraya ben bir alıyorum onu falan der yani. Parası var oğlum adamın. Uçakta karşılaştım. Bir kere ne yapıyorsun hocam dedim. İşte 2 günlük İtalya'ya gidiyoruz falan. Hocam dedim ne yapıyorsun ona koyayım. Ah kardeşim ah. Bazı insanların çok parası var gerçekten. İnsan şey oluyor biraz böyle. Pipin içine kaçıyor. Kazandığında özel üni açarsın. Kanka şu anda özel üniversite açmak kolay iş. 2 tane odan olsun. Tamam bitti. Abi Antalyalı olup da evet Jet Cemil'i tanımayan az insandır ya. Yani dersine girip de kimyayı sevmeyen yoktur gerçekten. Ben de ilk 3 Almanca sınavında boş kağıt verdim. D hoca çıldırmıştı. Kavga ettik. Sandalye attım. Adına babam geldi. Okuldan geldi aldı beni eve götürdü. Sandalye öyle atılmaz deyim. Tahta sandalye atmıştı bana. Oha. Hocaya da sandalye atmazsın bu arada ya. Yani ne bileyim. İyi oyunda oynadın mı sen? Hayır kardeşim. Ben daha güzel bir şimdi oynadım. Hadi bakayım. Davalandık. Evet şu videoyu bitirelim evet.